13 Mayıs 2023 Cumartesi Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihin en kritik seçimlerinden birine saatler kaldı. Bu kanalı kurduğum 2020 Eylül ayından beri yaklaşık 2,5 yıldır biliyorsunuz her hafta sonu sizi yalnız bırakmadım. Bilgi, birikim ve tecrübelerimi burada paylaşmaya çalıştım. Bu hafta sonu uluslararası piyasaları, değerli metalleri, Amerikan borsaları, kripto paraları detaylı değerlendireceğiz Borsa İstanbul'u da. Ancak seçim yasakları sebebiyle iç piyasada fazla detaylı bilgiler veremeyeceğim. Şimdiden kusura bakmayın. Evet, 2023 seçimlerine saatler kaldı. Oy vermek vatandaşlık hakları içerisinde en önemlilerinden bir tanesi. Lütfen sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım. Diliyorum bu seçimde oy verenin de oy sayanın da bu seçim olgusuna sonuna kadar saygı gösterdiği bir seçim olsun. Aynı zamanda internetle dahil olmak üzere bütün haber kanalları, iletişim kanalları sorunsuz şekilde açık olduğu güzel, adil bir seçim bizleri beklesin. Evet, biz piyasalarda önümüzdeki hafta neler bekleyebiliriz, hızlıca onu toparlayalım. Dolar TL, biliyorsunuz dolar TL ile ilgili uzunca bir zamandır 23 seviyesi kısa vadeli hedef olarak vermiştim. Dün oraların sınırında Tether'de, yani dolar Tether ekranında ve de kapalı çarşıda 22 üstü de 23'e yakın fiyatlardan işlemler geçtiğini gözledik. Yani alış tarafında da bankaların hala 19.50'lerde, 19.40'larda, satış tarafını da 23, 24, 25'lere kadar yükselttiğini gözledik. Yani dolar almak isterseniz 23'lü, 24'lü rakamları göze almanızın gerektiği bir ortama geldik. Yani aslında bu konudaki tahminimiz tuttu. Ancak Merkez Bankası'nın bu saate kadar biliyorsunuz o seçim ipini göstermek için 19.50'lerde en azından bir tarafını, Merkez Bankası makası, kimsenin alım yapamadığı bir kuru ama satışın yapılabildiği bir kuru orada tutmayı başarması, ama ne pahasına, sonuç itibariyle böyle bir kurdan seçime giriyoruz. Seçim sonrası beklentilerle ilgili şimdi yorumları yapmak çok detaylı istemiyorum. Çünkü artık zaten ne olacaksa olacak, seçim sonucuna göre belirli hareketler olacak. Pazartesi günü televizyondan ve YouTube'dan canlı yayınlarda size yardımcı olmaya çalışacağım. Ve Twitter'dan, tweetlerle, Instagram'dan yorumlarımı takip edin. Çünkü çok ilginç bir günlerden geçebiliriz. Piyasadaki ani gelişmelerle ilgili görüşlerimi size aktarmaya devam edeceğim. Dolar TL grafiğine bakarsak, Dolar TL'de 19.11 trend takip seviyemizde üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yönü yukarı, olası hedefler seçim sonrası olası senaryolara göre değişiklik gösterecektir. Ancak trendin kuvvetli şekilde yukarı olduğunu hala gözlemliyoruz. Dolar TTR'yi de bu hafta inceledim. Çünkü çok fazla, belki de dünyada en fazla TTR işlem yapan Türkler olduğu son dönemde, özellikle diğer kanallar kapandığı için orada büyük bir hareketlilik yaşandı. 21.57 oradaki trend takip seviyemiz, 22.33 an itibariyle işlem seviyesi. 21.57 üzerinde kaldığı sürece onun da yönünün yukarı olduğunu, teknik olarak görünümün öyle olduğunu söyleyebiliriz. Gram altın, evet, ekrandaki altını inceleyebiliyoruz. 1248 hala trend takip seviyemiz. Orada yönün yukarı gözüktüğünü hala, ama zaten kapalı çarşıda 1400 rakamları rahatlıkla telaffuz edildiği günlerden geçiyoruz. Gram gümüşte benzer. Ekrandaki analizimiz 15.65 trend takip seviyesi, ama 15'lere kadar düştü ekran fiyatı, ama çarşıda 16'nın altında pek gümüş almak mümkün olmadı. O açıdan rakamları ona göre analiz edelim, ama haftanın son günlerinde özellikle Perşembe Cuma gümüşte bir satış gözlemledik. O satışın arkasında ne var, birazdan o detaylara değineceğim. Borsa İstanbul 4640 trend takip seviyemiz. Bunun üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yukarı, ama biliyorsunuz geçen hafta 4250 seviyesinin üzerinde durmuş ve o seviyeler alım bölgesi yorumu yapmıştım. Hafta içi bir tweetle yolunuzu ışık tutmaya devam ettim. 4311'lere geldi. Oralardan piyasa, buralardan sekecek. Buralar iyi dip seviyesi oluşturduğunu söyledim. Ve oradan da piyasa biliyorsunuz sert hareketler yaptı. Özellikle Muharrem İnce'nin istifasından sonra seçim senaryoları ile ilgili ilk turda bitme ihtimali üzerine bir senaryo gerçekleşti. Daha sonra ama kritik 4980 seviyesi geçilemedi. Geri çekilmeler oldu. Seçimle ilgili tahmin bu saatten sonra artık yapmak pek mümkün değil. Hepimiz göreceğiz. Siz bu videoyu izlerken belki de sonucu almış olacaksınız. O açıdan bir senaryolara göre değişik senaryoları seçimden sonra tekrar değerlendireceğiz. Bugüne kadar zaten detaylı bütün değerlendirmeleri yaptım.
Biz teknik olarak 4640 üzerinde kaldığı sürece yönün yukarı, aşağısındaki günlük kapanışların aşağı yönlü olabileceğini söyleyelim ama her şekilde oynaklığın yüksek olacağı günlerden geçeceğimizi biliyoruz. Uluslararası piyasalara geçelim. Önce dünyanın en büyük borsaları Amerikan borsalarına değerlendirelim. Ama ona girmeden Amerika'daki bir veriyi göstermek istiyorum size. Bu veri çok önemsediğim bir veri. Sluice denilen bankaların kredi verme standartları ile ilgili bir gösterge bu. Bakın ekranda kırmızıyla gördüğünüz bankaların kredi verme standartları ve altında da gördüğümüz yeşil olan da iflaslar. Şimdi önce kredi verme standartları yukarı çekildikçe yani iş zorlaştıkça arkasından 6 ila 9 ay arkadan da iflaslar geliyor. Yani Amerikan ekonomisinin iflasların artması demek sert bir resesyonun, depresyonun geldiği anlamına geliyor. Bakın kredi standartları ne kadar bozulmuş ve zorlaşmış. Dolayısıyla arkasından iflaslar da onu takip edecek. Önümüzdeki aylarda artarak devam edecek. Kafayı zaten yukarı çevirmiş. İşte bu gelen dalga çok sert olacak. O açıdan borsalarla ilgili neden iyimser değilsin hocam diye çok soru geliyor. Bu tip verileri sistemdeki ana sorunları o kadar uzun zamandır görüyoruz ki bu sorunların hiçbir negatif sonuca yol açmaması imkansız. O açıdan resmi, büyük resmi doğru okuduğunuz zaman siz de tedirgin olursunuz aslında. Ve bir de Amerika'da 4 büyük bankadan birinin büyük bir sorun yaşama olasılığı üzerine yazılmış bir rapor var. Vatandaşın Wall Street Rehberi adlı raporda 4 profesörün, üniversite profesörünün yaptığı çalışmaya göre Amerika'daki bankacılık sisteminde uzunca bir zamandır anlattığım mark-to-market fiyatlamanın çok büyük sorunlar yaratacağı, yani Amerikan bankacılık sisteminde küçük bankaların zaten patlayacağı, batacağı ama büyük bankalardan da en az 4 büyük bankadan bir tanesinin mutlaka sistemik bir sorun yaşayacağına dair bir rapor yayınlandı. Şimdi bunun da raporu şöyle bir detaylı sizin için okudum. Bütün ana senaryo benim aylardır burada anlattığım faizlerdeki sert artışın üzerine bir bank runa sebebiyet verdiği anda insanların o zararları faizlerdeki artışta Amerikan tahvillerine yatırılan, buna güvenli varlık olarak yatırılan Amerikan tahvillerinin dahi sert faizlerin yükselmesi sonucunda 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık tahvillerdeki yükselişlerin aslında kısa vadeye mark to market yani anlık veriye döndürüldüğü zaman %3-4 değil %30-40, %50 zararlarla sonuçlanabileceği, yani piyasaya likidite sorununun aniden oluşabileceği, özellikle bununla ilgili bir tedirginlik çıktığı zaman insanlar bankalardan paralarını istedikleri zaman, ki şu anda olan o, büyük zararların realize edilmek zorunda olacağı üzerineydi bütün olgu ve aylardır bunu anlatıyorum. 0.50'lik bir Amerikan 10 yıllık tahvilinin, ki uzun zaman öyleydi, 4.5'a çıkması halinde %4 değil zararınız, %4 çarpı 10 yıl zarar, yani %40 zarar var. Dolayısıyla 100 bin dolarlık bir hesapta 40 bin dolar bir zarar oluşuyor ve onu eğer vadeyi beklerseniz ortada bir zarar gözükmüyor ama vadeyi beklemeden nakde ihtiyacınız olursa, ki stagflatif dönemde böyle bir şey oluyor, insanlar parasına ihtiyacı var ya da daha iyi faiz verecek ürünlere geçmek istiyorlar ve paralarını istiyorlar ve o sırada da o bankalarda, o kurumlarda ciddi zararlar oluşuyor. Sistemin genelinde bakın bu faiz artırma bütün dünyada olduğu için enflasyona kayıtsız kalmanın sonucu aylardır anlattığım sorun buydu. Burada büyük bir sorun oluştu ve bu zararlar çok büyük hasarlara yol açacak sistemde ve bankaların patlamasına, birçok bankanın batmasına sebebiyet verecek bu zararların realize edilmesi ki başladı. Dolayısıyla bu doğrultudan borsalara şöyle bir göz atalım. Amerikan borsalarındaki son dönem yükselişin sembolü Nasdaq, özellikle yılın ilk yarısında büyük Nasdaq'taki büyük şirketler, 5-6 şirkette organize edilen yükseliş bir yerde tıkanma yapacaktı. Tıkanma yapmaya başlamış olabilir. Cuma günkü grafiğe bakarsanız bir bearish engulfing, yutan ayı formasyonu var mumlarda. Kafayı da aşağı çevirdi ama 13.070 hala trend takip seviyemiz, dönüşün başladığına emin olmak için. Yani buralarda ben hala bir miktar short pozisyon taşıyorum ama 13.070 kırılırsa dönüş başladı deyip short pozisyonlarımı, aşağı yönlü pozisyonlarımı arttırabilirim. Yani o zaman büyük bir çöküşün başlama ihtimali var. Bakın haftalık grafikte, ikinci grafikte görüyorsunuz zaten. Daha önce bu çalışmayı yayınlamıştım. Bu bir dev bir ayı bayrağı oluştuğunu düşünüyorum. Tıpkı 2000 yılında olduğu gibi sert düşüş sonrası konsolidasyon olmuştu. Aylarca daha sonra da sert çöküşler devam etmişti. Çok benzerlik gösteriyor o dönemki grafiklerle, özellikle Nasdaq. S&P 500 orada da benzer bir sıkışma oldu. Oralar biraz daha zayıftı Nasdaq'a göre.
4040 trend takip seviyemiz. Aşağısı günlük kapanış gelmeden henüz dönüş başladığını söyleyemeyiz. Ama haftanın son gününde özellikle bir zafiyet söz konusuydu. Dow Jones benzer, orada iki tane dev uzun vadede tepe oluştu gibi gözüküyor. 33.250 trend takip seviyemiz. Aşağısındaki günlük kapanışlar o bölgede kapattık. Artık burada da dönüşün başladığı sinyali olacak. Dow Jones içerisinde enerji ve bankacılık kağıtları olduğu için bankacılık kağıtları aşağı çekmeye başladı. Enerji şirketleri de zorlanmaya başladı son dönemde. Hızlıca bir hisse senetlerine geçelim. Apple 170 ve 167 dolar trend takip seviyemiz, 172'lerde kapattı. Aşağısındaki kapanışlar aşağı yön verebilir. En üst yukarıdan gelen kanalın kırılıp kırılmadığını tam net söyleyemiyorum ama bu seviyelerde Apple'ın ucuz olmadığını, yüksek fiyat kazanç oranlarını, tarihi yüksekliklerde fiyat kazanç oranlarını da seyrettiğinde hatırlatmak istiyorum. Ama 167 dolar aşağısı günlük kapanışlar dönüş sinyali olacak. O ana kadar short aşağı yönlü trade zorlar. Yukarı yön şu anda devam ediyor gözüküyor. Meta, biliyorsunuz Facebook adını değiştirmişti. Meta'nın grafiğinde bir bozulma var. Putlar aldığımızı hatırlıyorsunuz burada. 241 dolar son dönem yük zirvesi. Üzerindeki kapanışlar dönüş sinyali yaratabilir ama ben buralarda artık bunun aşağı yönlü dönüşünün başladığını düşünüyorum. 238 dolar özellikle kısa vade, 241'de biraz da orta vade üzerine kapanış gelmeden buranın yönünü tekrar yukarı çevirmesi de zor gözüküyorum. Burada aşağı yönlü hareketin başlama, buralarda zirve yapıp başlama ihtimalini görüyorum. Ve Nvidia son dönemin gözde hissesi, diplerden %150 hareket yaptı biliyorsunuz. Orada da 280 ve 288 dolar trend takip seviyelerim var. 283 kapattı. 280'de kırılırsa dönüş başlayacağına dair işaretler artacak ama bir süredir uğraştırdı biliyorsunuz. Ama bu ne kadar çok uğraştırırsa düşüşler o kadar sert olur. Ama trend takip seviyelerinin aşağısında kapanışlar gelmeden bir dönüş sinyali aldığımızda söyleyemeyiz henüz. Ve kripto paralar, şöyle bir bakalım. Kripto paralarda da ilginç haberler vardı. Kanada resmen Binance'i dışarı attı. Binance Kanada'dan çekildi ya da nasıl söylerseniz. Ve Cathie Wood'un biliyorsunuz ARK Investment'ın çok fazla kripto yatırımı da vardı. Onu Kanada'daki tamamen sistemin dışına, Kanada'nın dışına attılar. Dolayısıyla aslında ARK Investment'da yatırım için çok uygun değil. 2020 pandemi döneminin özellikle parlayan fonun şirketiydi ve Bitcoin'in, kripto paraların da büyük savunucusuydu. Şimdi ARK Investment Kanada'dan çıkışı ve kripto paralara oradan da bir negatif dalga gelişi. Bakın Amerika'da ben hala bir regülasyonla ilgili ayak sürmenin devam ettiğini gözlüyorum. Ve Amerika yavaş yavaş bu kripto paraların sıkıntı yaşamasını, kendi kendine yok olmasına doğru itmeye çalışıyor aslında. Ve burada tam da kendi coinlerini devreye sokana kadar burayı yavaş yavaş soğutmaya, eritmeye çalışacaklar gibi bir görüşüm var. Bu açıdan orada tam bir bugüne kadar hamisi olduğu bu kripto para endüstrisini yavaş yavaş eritiyor. Riskleri onlar da fark ettiler. Dolara karşı özellikle büyük risk oluşturduklarının farkına vardılar. Dolayısıyla Bitcoin'in tam olarak hiçbir zaman öne geçebileceklerini düşünmüyorum. Ama birçok coin'i yok etme ve onu zorlama ihtimalleri artarak devam ediyor. Biz grafiklere şöyle bir bakalım. Bitcoin'de geçen haftalarda biliyorsunuz, geçen hafta atlamıştık kısa videoda. 30 bin doları, ama 30 bin doların üzerine gitmediği sürece aşağı yönlü trade ettiğimi söylemiştim. Yayınlarda da katıldım, yayınlarda da buna değinmiştim. 27.500 artık trend takip seviyemiz. 27.500 dolar üzerine atmadan Bitcoin'in yönü hala aşağı. Buradaki yatay bant aşağı kırıldı gibi duruyor. Bir oluşan bir dönemdir. Ama 31 bin doların üstüne zaten atamamıştı. Kritik seviyeye değmiştim. Oradan Ethereum shortlamaya başladım. Anlatmıştım burada. Şimdi 27.500 dolar üzeri günlük kapanışlar gelmediği sürece Bitcoin'de yön aşağı. Üzerine gelirse tekrar değerlendirme yapacağım. Twitter'dan ya da yayınlarda onu mutlaka üzerinde basa basa söylüyorum. Ethereum benzer. Orada da 1850 dolar. Trend takip seviyem aşağısında olduğu sürece yön aşağı. Üzerindeki günlük kapanışlar yönü tekrar yukarı çevirebilir. Ve global piyasalara bir bakalım. DXY çok kritikti. DXY Global Dolar Endeksi, biliyorsunuz bu batık finans sistemindeki para birimleri daha çok aslında. Bir de Japon yeni. Yani Pound, Euro, İsviçre Frangı ve Japon yeninden oluşan bir sepet. Ve DXY'in en sonunda kafasını yukarı çevirdiğini gördük. DXY'in yukarı gittiği piyasa, biliyorsunuz, piyasaları genelde bozan bir faktör. Çünkü güçlü dolar kendisini korumak için güçlendirmek istiyor şu anda Fed para birimini. Ama sistemik olarak sistemi bozan bir şey genel olarak. Çünkü dolar bazında her şey değerli. O zaman değerlemeler artıyor. DXY'da 101'de bir dip bulduğumuzu görüyoruz. Kafayı yukarı çevirdi. 103.80'de 200 günlük ortalama önündeki en büyük engel. Onun üzerine de atarsa buradaki dip oluştuğuna emin olabiliriz. Şimdi 101'in üzerinde kaldığı sürece dönüşün başladığını söyleyebilirim. Euro dolar, pound dolar, yani çok kritik yerlerde
O açıdan onları öne aldım bu hafta. Euro dolarda 1.10.80-200 haftalık ortalama. Bakın ne kadar güzel. Değdi orayı geçemedi. 1.10.87 aşağısında olduğu sürece Euro dolarda baskı şimdilik aşağı yönlü devam edecek. Ama 1.0850'den geçen trend çizgisinde tam orada kapadık. Aşağısında sarkmalar artık bu yükselişin kısa vadeli tepki hareketinin dipten bittiğine delalet edebilir. O açıdan aşağı yönlü Euro dolar trade'ine başladım. Pound dolar benzer. O da 1.2680'deki kritik direncine çarptı ve oradan aşağı döndü. Orada da bir bearish engulfing var. Dönüşler bozuk. Aşağı yönün hızlanabileceğine dair işaret veriyor. Ve dolar yende de yine dolar lehine bir güçlenme var. Orada da 133.66 trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece yön yukarı diyebiliriz. Ve altın. Tabii DXY ile altın genelde ters korelidir. Yani DXY güçlenecekse altın düşebilir ama dünyadaki de-dolarization, dolardan uzaklaşma sekansı devam ediyor. Bu bir gecede olacak bir şey değil. Uzun vadeye yayılacak bir şey ama kısa vadede de DXY ile altının çok da ayrışmama ihtimali var ama altında bir süredir bir uyumsuzluk vardı o son tepelerde. Ufak da olsa bir düzeltme ihtimali vardı. O oluşuyor gibi duruyor. 2000 dolar üzerinde kaldık ama gümüş çok bozuldu. O önemli. Altın 1995 dolar hala trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun yok. Altında kapanışlar birazcık sıkıntı yaratabilir ve bir miktar 1959 seviyesindeki kritik seviyeye doğru düzeltme ihtimali doğurur. Ama onun aşağısına gelmediği sürece hala herhangi bir sorun yok ama 1995 aşağısı günlük kapanışlar beni rahatsız eder. Birazcık kısa vadede en azından kenarda takip etme ihtiyacı doğurur ama ben bu yıl içerisinde hala 2550 dolarların altın ons altında görülme ihtimalini yüksek görüyorum. Ama biraz sabırlı yatırımcı için biliyorsunuz değerli metal yatırımı özellikle gümüşsüz olmaz. Gümüş de çok sert satış edildi Perşembe günü ve 24'ün altına dahi geldi. Şimdi analiz yapmakta zorlandığımız bir bölge çünkü düşen kanalı nasıl çizerseniz ona göre ben 24 doların aşağısında çok seyretmediği sürece gümüşün aslında bir sadece dinlenme yaptığını ve geri çekildiğini düşünüyorum. Ama buraların aşağısında biraz daha sarkma yaparsa oyalanma artabilir. Şimdilik kısa vade yatırımcı için gümüşte 24 dolar 90 senti tekrar üstüne atmalıyız ki bu hareket kuvvetlenerek devam etsin. Biliyorsunuz orta uzun vadeli gümüşte çok yüksek hedeflerim hala devam ediyor ama son bir geri çekilme oluyor mu veya bu kadar mıydı bakacağız. Ufak eklemeler yaptım 24 dolar civarından pozisyonum ama 23.80'lerin aşağısına kayması halinde birazcık oralarda o kısa vadeli pozisyonlarımı stoplayabilirim. Ama orta uzun vadede de alım bölgesi olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Onun için değerli metal yatırımı kısa vadede pek verimli olmuyor. Orta uzun vadede genelde biliyorsunuz benim eski izleyicilerim biliyorlar. Çok geri çekilmelerde aldığımız bütün altın gümüşlerden ciddi paralar kazandık. Tıpkı platin gibi. Platinde de 1080 dolar kritikti. Üzerine hızlı attık, hızlandık, geri çekildik. Şimdi yakından takip edeceğiz. 1080 dolar üzerinde daha iyi iyimserim. Aşağısında biraz kısa vadeli karamsarım. Uzun vadede görüşüm değişmedi. En az 2 katına çıkmasını beklediğim bir platin söz konusu. Altın gümüş rasyosu kritik 81'in üzerinde attı. Bu da önemliydi. Bunun üzerinde kalması değerli metallerin yönünün şimdilik kafasını aşağı çevirdiğini gösteriyor. Altın gümüş rasyosu 81 altına gitmeden kısa ve orta vadeyle ilgili altın ve gümüşle ve bütün değerli metallerde rahatsızım. Onun için altın gümüş rasyosunun tekrar 81'in aşağısına gitmesi gerekiyor. O gidene kadar birazcık kenardan izleyeceğiz mümkün mertebe bu pozisyonları. Ve buğdayda da uzun vadeli dip oluşumu hala devam ediyor. Biliyorsunuz uyumsuzluklarla son dipler oluşmuştu. 636 dolar trend takip seviyem. Üzerinde atabilirse 623 oralarda geziyor 600 dolarla 630'lar arası gidiyor geliyor. 636 dolar artık üstünde kapanışlar gelirse artık yukarı hareketin başlayabileceğini söyleyebilirim. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında artan bir gerilim olduğunu görüyorum bu hafta sonu. Değerli metalleri de yukarı çekebilir. Buğdayı da tekrar yukarı çekecek bir haber trafiği olabilir. Ve Brent petrol evet durgunluğu fiyatlamaya başladı Brent petrol. 75 dolar çok kritik aşağısı günlük kapanışlar senaryoyu aşağı doğru çevirecek. O açıdan yakın takip şart. Doğalgaz 2 dolar 18 sent trend takip seviyem. O bölgelerin üzerindeyiz. Güzel bir dönüş yaptı gibi ama çok fazla fake attı bu dipte. Bakın 10 dolarlardan gelen bir doğalgazı konuşuyoruz. Henry Hub. Ve doğalgazdaki bu dibin 3. dip olma ihtimali çok yüksek. Buralardan bir kalkış orta vadeli nefis bir yükseliş başlatabilir. Çok yakından takip edeceğiz. Haftayı 2.26'da kapattı Henry Hub. 2.18 üzerindeki kapanışların devamında sorun yok. Hatta 1.95-97 bölgesi üzerinde kapattığı sürece sorun yok. Ama artık 2.18'lerin altına gelmese teknik olarak son derece sağlıklı bir dip oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve 3 doların üzerindeki hedeflerine doğru en azından kısa vadeli hedeflerine doğru hareket başlayabilir. Doğalgazla ilgili bir haber vardı. Doğalgaz üreticilerinin de en sonunda havlu atmaya başladığını bu ucuz fiyatlarda üretimi azaltmaya başladığını görüyoruz. Ve 2016'dan beri RIG sayılarında ciddi
ilk defa bu kadar sert haftalık düşüş oluyor. O açıdan ciddi anlamda üretim kesintileri başlayacağına dair işaret var. Çünkü bu fiyatlar onları kurtarmıyor. Anlatmaya çalıştık. Bu kadar enflasyonist dönemde böyle bir fiyatın düşük seyretmesi, manipülatif şekilde bastırılıp tutulması imkansız. O açıdan orada ister istemez arz kısıntıları başlayacak ve fiyatta yukarı doğru hareketi destekleyici gelişmeler var. Bakın bu son veri trafiği bize bunu gösteriyor. Önümüzdeki hafta haftanın olayı yine yakın vadede takip edeceğimiz bu borç tavan krizi. Evet, Amerika en fazla bundan etkilenecek. Bakın en son Kongre Başkanı McCarthy ile Biden görüşmesi ertelendi. Ertelendi, hatta bilinmeyen bir zaman ertelendi. 2 hafta gibi söyleniyor. Haziran başında daha önce yılın bir deadline, bir son tarih vermişti. Onu şimdi biraz esnetmeye çalışacak. Fırıldaklar çevirecek, biliyorsunuz yılını. Bir şeyler yapacak ve bu işi ertelemeye çalışacak. Ama ne olursa olsun Amerika'da ciddi bir imaj kaybı ve kutuplaşma ciddi sorunlar yaratacak. Bu da piyasaların üzerindeki bir başka tehlike olarak bulunmaya devam edecek. Tıpkı bankacılık krizinin büyüklüğü gibi bu da önem arz eden ve takip etmemiz gereken bir olay olacak. Ve son olarak uranyumu da atlamayalım. URNM 31 dolar 50 sent trend takip seviyemiz. Üzerinde kapattı haftayı. Kritik. Üzerinde kaldığı sürece sorun yok ama orada 28-22'de son dip yapmıştı. Güzel bir üçgen var. Orta vadeli pozisyonlarımı uranyumda tutuyorum. 31-50 aşağısı kısa vadeli biraz kapatıp 28-22'nin kırılıp kırılmadığına bakabilirim. Yakından takip edeceğiz alternatif enerji metotlarını. Özellikle enerji fiyatları yukarı gitmeye başlarsa oralar toparlamaya başlar. Doğalgaz ve petrolü yakından takip edeceğiz uranyum için. Evet, çok kritik bir haftaya giriyoruz. Özellikle uluslararası piyasaları ele aldım ama tek videoda bu hafta her şeyi toparlamaya çalıştım sizler için. Oy verme hakkımızı lütfen ihmal etmeyelim. Sandıklara gidelim, oyumuzu kullanalım, oylarımıza sahip çıkalım. Kritik günlerde yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.